Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Temmuz 2018'in astrolojik gündemi için buradayız. Evet sevgili balıklar, bu ay bir güneş tutulması, bir de ay tutulması var. 13 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu güneş tutulması ve 26-27 Temmuz'da tam açığa girecek olan ay tutulmasının etkileri neler? Şimdi gezegenlerin yerleşimlerinden bir bahsedeceğim. Bu ay ilk defa bunu yapıyorum. Geçtiğimiz aylarda hep bir genel ayın değerlendirmesini yapıyordum. Sonrasında burçlara etkilerinden bahsediyordum ve çok ayrıntı olduğu için bunlara girmek istemiyordum. Ama açıkçası beni çok kağıda bağımlı kılıyor öteki türlü yapmakta. Ben hani gezegenlerin konumlarına bakarak yorumlarımı daha sağlıklı yapabilme karar verdim. Mars 12. evinizde olacak bir retroda, Plüto 11. evinizde. Şimdi evlerin anlamlarını bilmeden bu videoyu izliyorsanız tabii ki zorlanacaksınız ama ben elimden geldiği kadar açmaya çalışacağım. Jüpiter 8. evinizde, yani ek gelenlerle alakalı olan evinizde bir kıtlık yaşıyordunuz. Bu açılacak. Çünkü Jüpiter ilerlemeye başladı. Ve Merkür 6. evinizde gelecek. Günlük rutininizde ve sağlığınızda bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Dağınıklıklar yaşayabilirsiniz. Hani Neptün de zaten geri diyor. Bu anlamda düzenli olmaya biraz daha dikkat edin. Yani mesela ilacınızı günde bir de iki defa almanız gerekiyordur. Unutabilirsiniz ya da fazla alabilirsiniz gibi. Bu tarz konulara lütfen dikkat edin sevgili yükselen balıklar ve güneş balıklar tabii ki. Bir de şimdi Uranüs 3. evinizde, iletişim evinizde, network evinizde ve bu network'ünüzde ummadığınız insanlar hayatınıza gelebilir. Ummadığınız insanlardan hatta fayda görebilirsiniz sevgili balık burçları. Yüksek lisans ya da yüksek eğitim, yurt dışı eğitimle alakalı çok güzel destekler alabilirsiniz network'ünüz sayesinde. Lütfen gözünüzü kulağınızı dört açın sevgili balıklar. Çok güzel, çok verimli, çok güzel günlere doğru gidiyorsunuz. Önümüzdeki aylarda bunu yaşayacaksınız. Bu ay bir kıtlık varsa da bu geçecek. Maddi anlamda dar bir dönemden geçiyor olabilirsiniz ama buna sakın aldırmayın. Çünkü bu geçici bir şey. Ve güneş tutulması, yani 13 Temmuz'daki güneş tutulması, yengeç güneş tutulması bir su grubunda ve 5. evinizde olacak. Bu size bekarlar için yeni bir aşk söz konusu. Çok rahat bunu söyleyebiliriz tabii ki. Kendinizi o kadar güzel ifade edeceksiniz ki hem kariyer hayatınızda hem ilişkinizde bu sizi öyle güzel bir yere taşıyacak ki, yani gerçekten bunu kovalar için de söyledik, şükür duygusunda olacaksınız. Tabii bu ay bunun olacağını hissediyor ve bağlantılarını kuruyor olabilirsiniz ama önümüzdeki aylarda bu çok net yaşayacaksınız, bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bir yurt dışı bağlantısı yaşayacaksınız. Ayın sonlarına doğru her burç için söylediğimiz gibi ay tutulmasından kaynaklı ve Mars'ın retrosundan kaynaklı, Merkür de retroda olduğu için ani kararlar vermeyin. Lütfen plan ve strateji geliştirin. O ayları gözlemleyin. Kendi hayatınıza göre bunun analizini yapın. Lütfen bir defter tutun hatta kendinize. Hani hayatınıza giden olumlu olumsuz konuları bir ders çıkartabilmeniz gerekiyor. Çünkü ani karar vermemeniz gerekiyor sevgili balıklar. Ay tutulmasıyla alakalı söyleyeceklerimiz var. Şimdi iç dünyanızın ihtirasını iç hayatınıza yansıtmamanız lazım. Bu uyarıyı lütfen dikkate alın. Çünkü bu uyarı sizi bu ay kurtaracak, bir uyarı olacak. Ay 12. evinizde, güneş 6. evinizde. Ay tutulması nedir? Şimdi bilinçaltınız zamanında iş hayatınızla alakalı, gündelik rutininizle alakalı kodlamalarınız tekrar dönüşecek sevgili balıklar. Gündeme gelecek, başkalaşacak ve bu dönüşüm hani aura temizliği esnasında belki yaşamışsınızdır. Böyle bir boşluk hissi oluşabilir. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Yani yeni bir döngü olacak çünkü. Ani kararlar vermeyin. Duygularınıza göre hareket etmeyin. Hislerinizde şöyle bir şey. Sezgilerinize güvenin sevgili balıklar. Sezgilerinize göre hareket edin ama analizinizi de mutlaka yapın. Hani ayın ilk 10 günü çok kıymetli. Ayın ilk 10 günü çok kıymetli. Çünkü gözünüzün çok net bir şekilde her şeyi görebileceği, belki de altın değerinde bir 10 gün yaşayacaksınız. Sonrasında duygularınız karışabilir. Sonrasında hayatınızın akışı çok farklı yönlere gidebilir ve hani o ilk 10 günü unutmayın. Hani her söylenene de inanmayın. Biraz dikkatli olun. Çünkü Neptün geliniyor, unutmayın.
analizinizi iyi yapın. İç sesinize inanın, o doğruyu söyleyecek ama kariyerinizle alakalı çok şanslı etkiler söz konusu olacak. Bunu söyleyebiliriz. Dönüştürücü etkiler olacak. Network'ünüz çok önemli, iş çevreniz çok önemli. Kıyıda köşede kalmış, hiç tanımadığınız bir insanın size çok güzel faydaları olabilir. Sizi dünyanın öbür ucuna gönderebilir bu etki. O yüzden güzel bir ay, güzel bir ayın başlangıcı. Ha, sağlığınızla alakalı ufak bir yorum yapalım. Belki biraz hastalık hastası gibi olabilirsiniz. Sağlığınız aslında gayet iyi ama siz böyle bir evhamlı olabilirsiniz. Evhamlı olmamak adına yapabileceğiniz şeyler hani gerçekliğe kendinizi uyandırmak, bir takım olumlamalar yapmak olabilir. Evet balıklar, sevgili yükselen balıklar, Temmuz 2018'in astrolojik gündemi bu şekildeydi sizler için. Her hafta ben radyo muhasebede Android uygulamasından ve web sayfasından kendisine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Muhasebe Bilenler Topluluğu'nun web sayfasından da ulaşabilirsiniz radyomuza. Her hafta çarşamba günleri orada Astrolojik Saat adında bir program yapıyorum. Programımızın içeriği oldukça zengin. Hem sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz, hem güzel şarkılar çalıyoruz, astroloji ders sohbetler ediyoruz, analizler yapıyoruz haritalarınızla ilgili. Orada önemli gökyüzü olayları varsa onlarla ilgili konuşuyoruz. İlerleyen dönemlerde finansal astrolojiyle alakalı ve ekonomistlerin yazmış olduğu yazıları astrolojik olarak değerlendirmek gibi konu başlıklarıyla alakalı içeriğimiz gittikçe yoğunlaşacak, gittikçe bereketlenecek. Ama sizlerle olan iletişimimiz çok önemli bizim için. Ona göre programın içeriğini revize etmeyi düşünüyorum. O yüzden Astrolojik Hulya hesabından Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. DM yoluyla, posta yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz. Videomuzun altına yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Mail adresine ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen kliklemeyi unutmayınız. Fazla konuştum. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili balıklar.